Ersin Hocam, son zamanlarda çok sık duyar olduk. El, ayak ve ağız hastalığı. Peki bu nedir? Çocuklarda görülür mü? Sıklıkla da görülebilir mi? Evet, son dönemde çok sık karşılaştığımız hastalıklardan bir tanesi. Çocuğun konforunu ve tabii doğal olarak da aileyi etkileyen bir hastalık bu. Ailenin de huzur, çocuğun huzursuzluğu aileyi de etkiliyor. 1 yaş ve 10 yaş arasında en sık görülen viral enfeksiyonlardan bir tanesidir. Coxsackie virüsünün sebep olduğu rahatsızlıktır. Genellikle yaz aylarında sık görüyoruz ama sonbaharda da bu dönemlerde de sık karşılaştığımız hastalıklardan bir tanesi. Bu hastalıkta ateş oluyor. Ateşten sonra arkasından ağız içerisinde, elde, ayakta, bazen bütün vücutta küçük kırmızı döküntüler ya da içi su dolu döküntülerle kendini gösteren bir rahatsızlıktır. Kaşıntı olabileceği gibi ağrı, ayak altında çıktığı zaman üzerine basamamak kadar giden ağrılar olabilir. Ama en önemlisi bu çocuklarda ateşle birlikte ağızda çıktığı takdirde beslenmenin bozulması. Bazen işte ateşin olması, beslenmenin kötü olması, çocuklar tükürüklerini yutamayacak kadar ağız içinde yaralarla karşılaşabiliyorlar, diş etlerinde şişlikler olabiliyor. Aileler bunu hep diş çıkartıyor gibi algılayıp yanlış yönlenebiliyorlar. Bu hastalıkta tedavi viritik olduğu için sadece ateş düşürücü, hidrasyonu sağlamak, en önemlisi de beslenmeyi sağlamaktır. Genellikle 10 güne kadar uzayabilen bir rahatsızlık ama ilk 5 gün çok ağır ve travmatik geçiyor. Ve bu dönemde çocuğun beslenmesi işte ağız içindeki yakmayacak tarzda, bebeğin ağzını yakmayacak, beslenmesini kolaylaştıracak şekilde beslenme tercih edilmelidir. Küçük bebeklerde işte anne sütü ve ya da işte anne sütü alamayan bebeklerde mama takviyesi yapmak. Daha büyük bebeklerde, et gıdaya geçmiş olanlarda ağzı yakmayacak şekilde soğuk çorbalar olabilir. Yoğurt tarzı şeyler olabilir. Büyük çocuklarda ayran gibi olabilir. Mümkünse soğuk, hatta yaz aylarında dondurma tarzı şeyler olabilir ki soğuk ve çocuğun ağzını yakmadan onun beslenmesini sağlayacak gıdalar tercih edilmelidir. Vücuttaki döküntüler içinde onun yine temizliğine dikkat etmek ve arkasından eğer büyük yaralar olacak şekilde ise topikal bir takım ilaçlar kullanmak yeterli olacaktır. Bazen kaşıntı çok ön planda olabiliyor, hatta döküntü tarzıyla birlikte su çiçeğiyle de çok karışabilen bir hastalık bu. O gibi durumlarda da kaşıntıyı önleyici ilaçlar da tercih edilebilir.